ben Sevde. Bugün yanımda Kardelen var. 10 yıllık arkadaşım. 2019'da 11 yıl oluyor. Evet. Ve 2019'a girerken Bullet Journal yapalım dedik. Kardelen 3-4 yıldır Bullet Journal yapıyor. Aynen. Ben de ajanda kullanıyorum 3-4 yıldır ama Bullet Journal hiç kullanmadım ve ajanda artık şey yeterli gelmemeye başladı. Evet, ben de o yüzden başladım zaten. Bütün yıl ne kadar kitap okuyacağım? Onun ayrı bir tablosu. Evet, işte başka ne yapılıyor mesela? Alışkanlık kazanmak için mesela ben bu yıl daha fazla diş ipi kullanmak istiyorum. Onun için bir sayfa hazırlayacağım. Zaten bahsettiğin kitap kaydını ben de kullanıyorum hep. Onu ben çok yani isterim. O tarz istediğin şeyi ekleyebilirsin. Yani bütün alışkanlıklar için farklı şeyler. Sıfırdan başlayacağız. Ben şu an ilk defa Bullet Journal yapacağım. Kardelen bana öğretecek. Bakalım nasıl olacak. Başlıyoruz o zaman. Girişte ilk ne yapıyoruz Bullet Journal'a başlarken? Ben deftere ısınmak için bir giriş sayfası yapıyorum. Kolaj olur, istediğiniz sözleri yazabilirsiniz falan gibi. Böyle basit, rahat bir sayfa. Daha sonra ben bu defteri Aralık'ta kullanmaya başladım. O yüzden o kısmı atlıyorum. 2019'a giriş gibi yapacağım. Daha sonra işte yıllık plan, aylık plan. O şekilde devam edeceğiz. Tamam. O zaman başlayalım. Bunları neyle yapıştırıyorsun bu arada? Şöyle. Nedir bunun Türkçesi? Bu. Glue tape ama. Evet. Yani şey daksil gibi ama içinden yapıştırıcı çıkıyor. Ben artık başlıyorum yapıştırmaya. Başlamış. Yoksa karar veremeyeceğim. Şuraya. Kardelen her şeyi biriktiriyor. Aşırı biriktiriyor. Ya. Her şeyi biriktiriyor. Yani neyi biriktirmiyorsun diye düşünüyorum. Şu bantlar... Ya ama şöyle ben bunların hepsini gidip bir günde almıyorum ki. Bunlar yani yılların birikimi. Ben çocukluğumdan beri şeyleri keserim. Bu marketlerin şeyi olurdu ya kataloğu. Normal deterjan, çikolata kes. Hepsini kesiyordum. Hatta en son kendi fotoğraflarımı kesmeye başlamıştım. Oo. Çocukluk fotoğraflarımın bazıları öyle kesili. Annem hala çok sinir oluyor. Bir tane düzgün çocukluk fotoğrafın yok falan diye. Videoda sadece tırırır sesi. Sayfalarımızı yaptık. Şimdi şuraya ilk ne yapıyoruz? Şöyle ben normalde defterin başına indeks yapıyorum içindekileri daha kolay bulabilmek için. Sen de o şekilde başlayabilirsin. Tamam. Burada bir içindekiler kısmımız olacak. Eklendikçe artık yanına yazacağım. Şimdi asıl yılın planlamasına geçiyoruz. Küçük birer takvim koyuyorum. Altına da o ay olacak önemli şeyleri yazıyorum. Her şeyi yazmana gerek yok ama bir bakışta görmek isteyeceğin şeyleri. Ha, aynen. Doğum günleri, sınavlar, belki faturalar. O tarz şeyleri buraya ekliyorum. Hadi bitir dostum. Geçtiniz önce. Hemen geliyorum. Nasıl arkadan yetiştim ama. İşte böyle yetişirim. Evet ben de bitirdim sayılır. Bu şekilde bırakabilirim bence. Tamam. Daha sonra süslerim.
Şimdi şu arkaya 4 ay daha gelecek aslında ama onu şimdilik yapmıyorum ben. Yani zaten ben şey yaptım, bu defter bana büyük ihtimalle bütün bir yıl yetmeyecek. Hı hı. O yüzden sadece 8 ay ekledim. Hı hı. Daha sonra istersem ileriye eklerim. Tamam, o zaman devam edelim. Hı hı. Şimdi ben şöyle bir şey yaptım. Bu internette de çok var. Ben oradan çaldım. 2020 gelmeden önce 20 hedef. 2020. Değil mi? Hı-hı. Çok kötü. Aynen. İtiraf ederim. 2020 biraz şey. Biraz çok. Biraz çok. İşte kendime 20 hedef belirleyeceğim. Hı-hı. Ama tabii ki 20 hedef belirlemedim daha. Hı-hı. O yüzden bu sayfayı sadece örnek olarak bahsedip öyle tamam. bırakacağım. O zaman ben de şuraya ne yazabilirim Türkçe? 2020'den önce 20 hedef. Tamam. Şimdi. Evet. Bundan sonra ben şeyi çok kullanıyorum. Sen de zaten istediğini söylemiştin. Hı hı. Kitap listesi. Tamam. Onun için direkt düz başlık. İşte, kitapların adı, hı hı. Okumaya başladığım tarih ve bitirdiğim tarih. Hı. Ama bir de ben yanına ufak bir dil kısmı da ekliyorum. Hı hı. Hangi dilde okuduğumu yazmak için. Başlık. Tamam. Ne yazayım başlık olarak? Kitap listesi. Kitap listesi ya da okundu. 2019'da okuduklarım. O da olur. Böyle bir video mu çeksem? 2018'de okuduklarım. Aslında çekebilirim çünkü okuduğum kitapların hepsini yetiştiremiyorum. Bir yandan da insanlar kitap videosu bekliyor ama sürekli okuduğum kitapları incelemekte biraz hepsini zor oluyor. Hepsini birleştirip böyle bir şey yapabilirsin. Aynen. Öyle bir şey yapabilirim. İşe yarıyor ya. Bunu bana ne olur söyle. Örgü malzemeleri satan bir yerden almıştım. Onu şeyler için. Bir şişin kaç numara olduğunu bilmiyorsan onun numarasını öğrenmek için. Mantıklı. Ben sadece şey yaptım. Bir şeyin 100 günü. Ha. Onu mantıklı. Mesela ben şey için kullanacağım. Diş ipi kullanmak için kullanacağım. Hı-hı. 100 gün boyunca her gün diş ipi kullanmayı deneyeceğim. Sonra zaten umarım alışkanlık olmuş olur. Diğer alışkanlıklarımı zaten aylık kısmında takip ettiğim için buna özel olarak yer vermek istedim. Video çekmek. Ama mesela 100 onu, gün boyunca her gün video mu çekeceksin? Onu gün değil de hafta yapabiliriz. Tabii. Aynen. O zaman mesela şey yapabilirsin. İşte 52 hafta. Evet. Bir yıl boyunca her hafta mantıklı. Video. O zaman yapıyorum. Kanala katkılarım. Şimdi başlık ne atayım ben buna? Sen ne atıyorsun mesela? Ben şimdi diyorum ki 100 days of flossing. Tamam, sen o zaman diğer... ben de 52 hafta of. 52 haftalık. Video çekmenin 52 haftası. Değil. 52 hafta... 52 haftada video. 52 haftalık. 52... Video çektim 52 hafta. Her hafta mesela her hafta bir video. Yani evet. Çok mantıklı. Abi evet. Gerçekten başa aşırıya doğru kurtulduk şu an. Evet, şu an bu sayfayı bitirdik. Aynen. Buradan devam edeceğiz. Şimdi artık Ocak yani başlangıcını yapabiliriz. Hı hı. Ben yine şeyleri sayfaların arasında biraz açmak için giriş sayfasını yine resimli yapıyorum ama bunu çok farklı yapanlar var. Sadece ayın adını yazanlar var, hiçbir şey yapmayanlar var ya da takvimle başlayanlar var. Ha evet, çok mantıklı. Ben yine öyle resimli bir şey yapacağım. Ocağı böyle şey soğuk, evet, mavili falan güzel olur. I'm not proud of where I've ended up. I'm ashamed of certain things I've done. But out of all the scratches, there's a cut that bleeds. Şimdi hemen bu videoyu başka bir videoya çeviriyorum.
kaligrafi nasıl aynen yapılır? Nasıl yazayım? Küçük, büyük ne kadar lazım? Şuraya kadar. Hmm, okay. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I count you first. Şöyle bakmak hoşuma gidiyor şimdiden. Evet, onu ben de yapıyorum. Daha hiçbir şey bitmeden sürekli çevirip çevirip bakıyorum nasıl olmuş diye. Değil mi? Şimdi ocağa başlıyoruz. Evet. Bu bizim mood tracker'ımız. Bunu ve nasıl kullandığımızı habit aralıktan göstereyim hemen. Aynen. Şöyle ki günleri yazdım. Ondan sonra ruh hali takibici. Evet, ruh hali. Ruh hallerine renk belirledin. Ha, evet, onları da defterin başına yazdım ki karıştırırsam aynen aklımda bulunsun i̇şte diye. İşte mutlu, sarı falan gibi. Evet. Daha sonra günün o saatinde nasıl hissediyorsam onu ekledim. Bu daha çok şey için, hani eskiye bakıp bu ay nasıl geçti demek için. Aynen. Onun dışında diğer tarafa alışkanlık takibici ekledik. Mesela işte bunu, buraya ne yaptım? Evet. Bu işte Spotify listesi, playlisti oluşturma. Bu Instagram, YouTube, kitap okuma, bulaşık yıkama, ev temizleme, çamaşır yıkama, yemek, evde yemek yapma. Bu akordeon çalışma, bu da spor. Evet. Gibi. Bende de aşağı yukarı aynı şeyler var. Sadece mesela akordeon yerine ukulele var. Aynen. Bunları işte o gün hangisini yaptıysam onları işaretliyorum. Biraz daha alışkanlık kazanmak için. İkisinin arasındaki boş yere de o günlük etkinlikler. O gün ne yaptın, evet, ne evet. Hem ileride olacak şeyleri yazmak için hem de günün sonunda o gün ne olduysa onları eklemek için. Ya bu bizim aslında bir yandan aylık planlayıcımız evet, olmuş oldu. Evet, aylık takvim aslında burada. O ikisinin ortasında. Aynen. Şurası aylık takvim. Burası evet ruh hali. Burası da alışkanlık evet tracker'ı. Sonra aynen devamında ne yapılıyor şu an? Ha, evet. Geçmiş aylardan bize azıcık göster. Biz şimdi Aralık'ta olduğumuz için ocağı tabii ki de yapmayacağız. Ben şu şekilde kullanıyorum. Küçük bir haftalık kısım belirliyorum kendime. Önceden olacağını bildiğim şeyleri oraya ekliyorum ki o gün geldiğinde ne yapacağımı farkında olayım. Evet. Daha sonrasında yanına küçük bir şey ekliyorum, yapılacak listesi. Belli bir güne düşmeyen ama o hafta içinde bir zaman yapmam evet gereken şeyleri ekliyorum. Daha sonra gün geldikçe de o günlük yapılacak listemi burada yapıyorum. Burada normal ajanda kısmı evet aslında günlük. Aynen. Yani işte bir hafta aslında iki sayfaya yaklaşık evet, evet sığıyor gibi aynen bir şey. Onu da zaten süsleye süsleye gittiğin için. Ya tabii canım, normalde bu kadar uzun olmayabilir tabii ki. Kişinin yoğunluğuna bağlı. O zaman artık en baştan bir gösterelim. Evet. Bu giriş sayfalarımız. Ben buna bir şeyler daha ekleyeceğim. Şu an tam tatmin olmadım. Tamam. Geçtik. Burada bir içindekiler okunmayan sarıyla hemen yazmak acaba neden? Evet. Burada. İçindekiler kısmımız. Bunu yazdıkça artık numaralandıracağız. Sonra aylık. Yıllık takvim. Yıllık takvim. Buralara o ay önemli olan şeyleri aynen doğum yazacağız günleri, sınavlar ne isterseniz. Ve sonra 2020'den önce 20 hedeflerimiz. Hedef henüz belirlemediğim için ben yazamadım. Aynen. Ben de bitirmedim daha. Sonra okuduklarımız, kitap listesi burada artık umarım kitaplar dolacak okundukça. Benim her hafta 2 video takipçim. Video çektikçe işaretleyeceğim. Ve sonra ocak girişimiz. Bunu beğendim bu arada ben. Evet, bu çok daha güzel oldu. Değil mi? Ve sonra da ocak. Ocak ayı takipçimiz, takipicimiz. Evet. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. I'm aware you'll never be.